Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bilgisayarınız eskisine göre daha hızlı çalışan, oyunlarda daha fazla FPS alan, daha iyi performans gösteren hale gelecek. Tam 5 öneride bulunacağım. Sizler de benimle birlikte bu adımları uygularsanız hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Hazırsanız birinci yöntemimize geçelim. Birinci yöntem masa üstünü temizlemek. Bilgisayarı yavaşlatan şeylerden biri masa üstünde çok fazla dosya, kısa yol, program ve çöp olması. Bunlar bilgisayarınızın performansını yavaşlatır, aynı zamanda karmaşık bir görüntü ortaya çıkarır. Bunun sebebi işletim sisteminizin her ögeyi ayrı ayrı işlemesi ve görüntülemesi gerektiğinde daha fazla işlemci gücü ve RAM kullanmasıdır. Masa üstünüzü temizlemek için kullanmadığınız dosyaları, kısa yolları, gereksiz programları şimdi benimle birlikte geri dönüşüme taşıyın ve geri dönüşüme gidip bu dosyaları kalıcı olarak silin. Masa üstünde önemli programlarınız varsa bunları indirilenler klasörüne taşıyabilirsiniz. Daha sonra geri dönüşüme sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu boşalt dedikten sonra bu ögelerin tümünü kalıcı olarak silmeyi onaylıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık masa üstümüz bomboş, hem daha az göz yoruyor hem de daha az bilgisayarımızı yoracak. Şimdi ise ikinci yöntemimize geçebiliriz. İkinci yöntem başlangıç programlarını düzenlemek. Bilgisayarınızı açarken yüklenen başlangıç programları bilgisayarınızın açılış süresini uzatır. Örneğin bilgisayarı açmanızla beraber Spotify veya Discord gibi programların otomatik olarak açılmasını düşünebilirsiniz. Görev yöneticisine girmemiz gerekiyor. Görev yöneticisine isterseniz CTRL, Shift, ESC tuşlarına basarak veya arama yerine görev yöneticisi yazarak giriş yapabilirsiniz. Bu ekrana geldiğimizde sol taraftan veya sizde üst kısımlarda da çıkabilir, başlangıç uygulamalarına tıklıyoruz. Bizim bilgisayarımız açıldığı zaman onunla beraber açılan uygulamaların listesi var. Spotify var. Bilgisayarım açıldığında ben bunların otomatik olarak başlatılmasını istemiyorum. Kendim istediğim zaman Spotify'ı açabilirim. Bunun için üzerine geliyorum. Sağa tıklıyorum ve devre dışı bırak diyorum. Sağa tıkladım ve devre dışı bırak dedim. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bilgisayarınızın başlangıcı için önemli olan uygulamaları devre dışı bırakmamanız. Sadece bildiğimiz uygulamalar üzerinde bu yöntemi uygulayacağız. Diğerlerine herhangi bir müdahale yapmamıza gerek yok. Şimdi ise üçüncü yönteme geçebiliriz. Üçüncü yöntemimiz kişiselleştirme ayarları. Bu yöntemde masaüstü arka plan rengimizi değiştireceğiz ve saydamlık efektini kapatacağız. Yani gereksiz görsel efektlerini kapatacağız. Ayarlar kısmına gidiyoruz ve sol taraftaki kişiselleştirme yazan yere tıklıyoruz. Bakın burada arka plan kısmı var. Buna tıkladıktan sonra arka planınızı siyah olarak ayarlıyorsunuz. Peki bunu neden yapıyoruz? Arka plan rengini siyah yapmak doğrudan performansa etki etmez, fakat daha az güç tüketmesi, daha az göz yorgunluğu için bu rengi tercih edebilirsiniz. Daha sonra geri geliyoruz ve buradan renkler yazan kısma tıklayıp burada saydamlık efektini kapatıyoruz. Sizde burası açık olacaktır. Bunu kapalı yapıyorsunuz. Saydamlık efekti CPU'ya yönelik ek yükü azaltır ve bilgisayar performansınızı az da olsa arttırır. Ayrıca pil ömrüne de olumlu etkide bulunur saydamlık efektini kapatmak. Bu saydamlık efekti arayüzün daha modern ve görsel olarak çekici görünümüne sahip olmasını sağlar. Eğer böyle bir takıntınız yoksa saydamlık efektini kapatabilirsiniz. Dördüncü yönteme geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapayım. Burada anlattığım tüm yöntemler güncel videolardan topladığım, kendi kullandığım, aynı zamanda araştırdığım yöntemlerden oluşuyor. Bilgisayarınıza gerçekten faydası dokunacak yöntemler. Eğer memnun kalmazsanız aynı şekilde adımları uygulayarak tam tersini yapıp bu ayarları eski haline çevirebilirsiniz. Eğer devam etmek istiyorsanız da dördüncü yönteme geçebiliriz. Dördüncü yöntemimiz gereksiz uygulamaları bilgisayarımızdan kaldırmak. Bilgisayarınızın daha hızlı açılması, daha yüksek performansta çalışması, daha az bellek tüketimi, diskte alan açmak gibi oldukça faydaları var. Bunun için yapmamız gereken şey ayarlara girmek ve buradan uygulamalar, ardından yüklü uygulamalara tıklamak olacak. Bakın şu anda benim bilgisayarımda toplam 86 tane uygulama var. Şimdi tek tek bunları kontrol edeceğim. Aynı zamanda ne işe yaradığını bilmediğim uygulamaları Google'dan kısa bir arama yaparak öğrenip gerekli mi gereksiz mi bunu ayırt ettikten sonra bilgisayarımdan sileceğim. Sizler de bu şekilde yaparak bilgisayarınızdaki gereksiz uygulamaları silebilirsiniz. Şimdi ben gereksiz uygulamaları silmeye başlayacağım. En sonunda da 86 uygulamadan kaç tane kalmış bunları göreceksiniz. O zaman ben yavaştan temizlemeye başlayacağım. Beşinci yöntemimiz gereksiz ön bellek dosyalarını temizlemek olacak. Bu yöntemi belirli aralıklarla uygulamak bilgisayarınızın performansını arttırarak daha fazla disk alanına sahip olmanızı sağlayacak. Öncelikle çalıştır ekranını açıyoruz. İsterseniz arama yerine çalıştır yazabilirsiniz. İsterseniz de bilgisayarınızdaki tuşlardan Windows R tuşlarına basarak da bu ekranı açabilirsiniz. Temp yazıyorsunuz buraya ve Enter'a tıklıyorsunuz. Buradaki tüm dosyalar bilgisayarınız için hiçbir önemi olmayan dosyalar ve bunların silinmesi gerekiyor ki bilgisayarınızın hızı daha fazla artsın. Bilgisayarınızda gereksiz dosya kalmasın. CTRL-A tuşlarına basarak tüm dosyaları seçiyorum. Tüm dosyaları seçtikten sonra yukarıdaki çöp kutusuna tıklıyorum. Kutucuğu işaretleyip atla diyorum. Çoğunluğunu sildik. Kalan dosyalara yapabileceğimiz bir şey yok. Tekrar çalıştır ekranını açıp %temp %, yazıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz. Aynı şekilde CTRL-A tuşlarına basarak buradaki tüm dosyaları seçiyoruz. Kutucuğu işaretledikten sonra atla diyorum ve yine dosyaları temizliyorum. En sonunda da prefetch dosyaları var. Çalıştır ekranına geldikten sonra prefetch yazıyorsunuz, Enter'a tıklıyorsunuz ve diğer dosyalarda da olduğu gibi CTRL-A ile hepsini seçiyorsunuz. Daha sonra bunları siliyorsunuz. Dediğim gibi illaki dosyalar kalacaktır. Bunlara yapabileceğiniz bir şey yok. Silebildiğimiz kadarını siliyoruz ve temizliyoruz. Bu yöntemi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, buraya kadar izleyenlere teşekkürler. Ana sayfanızda bu tarz içerikleri daha fazla görmek için abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Yorum bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.